Celal Bey bir 5 soru 5 cevaba da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol vallahi sen sormalı. Biz de iyiyiz sağ olun. Biraz yoğunluktan dolayı ara vermiştik. Evet. Tekrar bir 5 soru 5 cevap daha güzel olacak inşallah. Evet ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Olur başlayalım. Meral Akşener beklenen açıklamasını yaptı. Evet. Akşener'in açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. Meral Akşener beklenen açıklamayı dediğin gibi yaptı. Uzun zamandır da bu açıklamada neler konuşulacağı üzerinden spekülasyonlar yapılıyordu. İyi Parti'nin gelecek döneme dair yol haritasını Meral Akşener'in işte 26 Ağustos'taki bu açıklamasında göreceğimiz ifade ediliyordu ki nitekim öyle de bir açıklama gerçekleştirdi. ve Meral Hanım oldukça da sert ifadeler kullandı. Şimdi aslında konuşma metnini ikiye ayırmak lazım. Meral Hanım'ın konuşma metninin birinci bölümünde AKP'nin icraatlarına yönelik eleştiriler getirdi. Meral Hanım. Ki bu taktiksel bir hamle. Meral Hanım'ın bu konuşmasında özellikle AKP'nin icraatlarına getirdiği eleştiriler aslında kamuoyunda İyi Parti'nin AKP'ye önümüzdeki süreçte yanaşacağı ya da işte AKP ile bir işbirliğine gideceğine dair bir takım algıları yok etmesi açısından. Yani biz konumumuzu AKP'nin karşısında konumlandırdık. Kendimizi bu noktada konumlandırdık. Burada değişen herhangi bir şey yok mesajını güçlü biçimde vermek adınaydı. Ama asıl tabi dikkat çekici ve çarpıcı mesajlar konuşmanın ikinci bölümü olarak nitelendirebileceğimiz işte Millet İttifakı e, ilgili e, olan seçim süreciyle ilgili olan açıklamalarıydı. Şimdi Meral Hanım orada çok net biçimde e, pek çok araştırma yaptık, yaptırdıklarını ve Erdoğan'ın karşısında uzun yıllar sonra ilk defa Erdoğan'ı açık ara farkla e, geçebilecek, çok rahatlıkla seçimi kazanabilecek iki adayın olduğunu ve bu adayları masaya getirdiklerini söyledi ki bunlar belli. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isminden bahsediyor. Orada isim vermese de. Burada bir kere bunu kabul ettiremedik diyor. Ve çok sert isim vermeden yine Kemal Kılıçdaroğlu'na ciddi ithamları var. Burada yani kişisel ikbal koltuk ısına düşmekle düşülüyor Kemal Bey'in. Burada tabi Meral Hanım'ın birinci noktada bir öz eleştiri veriyor olması, işte milletten özür diliyorum demesi en azından siyasal etik açısından önemli bir şey. Çünkü mesela biz CHP'de bunu görmedik. Sayın Kılıçdaroğlu hala %48'in bir başarı olduğunu ifade ediyor. Bir öz eleştiri vermediği gibi öyle bir öz eleştiri vermeye bundan sonra da niyeti yok gibi gözüküyor. En azından İYİ e Parti'de böyle bir e, süreç işlemiş oldu. Yani bir özür dilendi, bir başarısızlık olduğu kabul edildi. Ama bu başarısızlığı da kendilerinden kaynaklı değil, masanın büyük aktörü olan CHP'den ve CHP'nin genel başkanından kaynaklı bir başarısızlık olarak sundu Meral Hanım. İki, bu konuşmanın e, bence on derece önemli noktalarından bir tanesi şuydu. E, İyi Parti e, kendisini yola çıktığında daha merkezde yani partinin kurucu kadroları tamam işte MHP'den ayrılan ülkücü kadrolardı vesairelerdi ee, ama e, İyi Parti böyle küçük bir MHP gibi değil de kendisini daha merkezde e, merkez sağın e, pek çok e, unsuruna e, kucak açabilecek bir parti olarak e, konumlandırıyordu ve Meral Hanım aşama 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 partisini daha merkeze doğru çekiyordu. Hem söylemlerini bu yönde geliştiriyordu hem kadrolarında mesela bir önceki kongrede de o şekilde dizayn etmişti yeniden. Ama bu konuşmasında mesela Meral Hanım bundan sonra yeniden partinin işte ülkücülük, milliyetçilik üzerinden şekilleneceğini beyan etti. Yani aslında İyi Parti'nin bir yeniden e, siyasi rota değişikliğine gittiğini de görüyoruz. Yani merkeze doğru konumlanmak yerine yeniden milliyetçi, e, ülkücü bir çizgiye doğru evrildiğini görüyoruz. Tabi bunda Türkiye'de özellikle milliyetçi e, oyların artışında e, bir e, devamlılık olacağı önümüzdeki süreçte görünüyor. Ama e, bunun etkisi büyük anlaşılan ve tabii çok daha asıl merak edilen nokta İyi Parti'nin özellikle yerel seçimler sürecinde ne yapacağı konusuydu ve Meral'in burada tek başına seçimlere gideceğini İyi Parti'nin söylerken aynı zamanda herkesi de tek başına bütün partilerin tek başına seçime girmeye davet etti. Şimdi, ama burada konuşmanın yine satır aralarında aslında her şeye tam olarak kapıyı tam olarak kapatmadığını görüyoruz. E, çeşitli işbirliklerinin e, olabileceğini de ifade etti. Şimdi bunun sebebi şu. Meral Hanım da çok iyi biliyor ki tek başına müstakil olarak da seçime gitse e, işte Ankara, İzmir, e, İstanbul gibi yerlerde e, işte Antalya gibi yerlerde iyi Parti'nin belediye başkanlığı kazanma şansı yok. Yani görünen tablo bu şekilde. Dolayısıyla ee, kapıları tamamen kapatmak da istemiyor. Ancak görünen tablo şu ki e, hem biz tek başımıza gideceğiz deyip artık e, resmi olarak yani zaten fiili olarak dağılmış olan Millet İttifakı'nı resmi olarak da o konuşmayla bitirirken bir yandan da kapıyı açık tutarak e, şu mesajı veriyor. Eee bazı önemli illerde pazarlık masasında otururuz. Ama bu sefer biz çırak çıkmayız. Yani e, buradan şunu anlamak çok mümkün. E, CHP bir destek verecekse iyi parti. 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi böyle çok kayıtsız şartsız falan vermeyecek. Tam tersi. Tam tersi. Özellikle CHP'ye bir destek verecekse e, böyle bir e, en azından belli illerde bir ittifaka gidilecek olursa. Cumhuriyet Halk Partisinden çok ciddi e, istekleri talepleri olacak İyi Partinin. Yani örneğin Ankara'da e, işte Mansur Yavaş ismi üzerine ulaşılır ise yeniden Ankara'da 4 ilçenin, 5 ilçenin önemli 4-5 ilçenin mesela e, kendileri tarafından belirlenmesini, kendi adayların e, orada seçime girmesini. Yine keza İstanbul'un e, işte ilçelerinde BD Meclis üyesi sayılarında ciddi anlamda talepleri olacak bu açık ve net biçimde gözüküyor yani zaten İyi Parti tabanında şöyle bir sıkıntı vardı yerel seçimlerde yapılan 2019'da ilk CHP ile yaptıkları işbirliğinden çırak çıktıklarını söylüyorlardı yani biz buradan çok fazla bir şey kazanamadık asıl burada kazancı CHP sağladı ve biz bu işten çırak çıktık diyorlardı bir de bunun üzerine işte 23 2023 seçimleri burada oluşan tablo eklendi ki burada ben daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştim İyi Parti masadan o kalkıp tekrar oturduğu süreçte İyi Parti tabanı ile CHP tabanı arasında bir duygusal kopuş yaşandı. çok ciddi kendi itamlar karşılıklı. Özellikle e, İyi Parti yönelik çok ciddi ithamlar vardı. İyi Parti'den gelen cevaplar vardı. Bir duygusal da kopuş yaşandı ayrıca. Dolayısıyla e, bir işbirlikteliği de yapacaksa merakşen rolumuz sinyalini çok net veriyor. E, çok daha ciddi talepler masaya sürecek. E, ve CHP'nin ben bunların pek çoğunu da kabul etmek zorunda kalacağını düşünüyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yani tabloya eğer şöyle koyarsak ortaya HDP kendi adaylarını çıkaracağını açıklamıştı daha önce. siz eee İyi Parti ile de CHP hani bir ittifak yapmazsa tek başına seçime girerse pek çok belediyeyi kazanmasının çok mümkün olmadığı ortada. Yani matematik olarak ortada, görünen o. Çok ciddi de bir tepki var eee Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu yönetim kadrosuna ve genel başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ciddi bir tepki var muhalefetten. Dolayısıyla böyle bir işbirliğinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmak zorunluluğu doğuyor. Dolayısıyla da eee Meral'ın bu noktada elinin güçlü olduğunu biliyor ve buna yönelik yani eli bu sefer güçlü ve taleplerini de buna yönelik sıralayacak. Açıklamalarını da buna göre yapıyor. Ee, önümüzdeki süreçte Meral Akşener'in açıklamaları sonrasında birincisi dediğim gibi Meral Akşener'in açıklamalarında iki e, şey var. Bir tanesi dediğim gibi ülkücü milliyet çizgi kayış ee, önümüzdeki süreçte İYİ Parti'nin siyaseten ve söylem e, bazında baktığımızda çok daha e, milliyetçi çizgisi dozu yükselmiş açıklamalarını e, politik e, duruşunu göreceğiz. E, ülkücü kökenden gelen kadroların çok daha ön plana çıkacağını yeniden göreceğiz. E, öyle gözüküyor. İkincisi de e, görünen o ki Meral Hanım e, bir ittifak da yapacaksa çok ciddi taleplerle masaya oturacak ve karşı tarafın da bunu e, kabul etmek zorunda olduğu bir tablonun varlığını görüyor ve bundan da azami şekilde faydalanmaya çalışacak. Yine bu soruya bağlantılı olarak CHP'nin Akşener'in sert açıklamalarına bir yanıt vermemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bir de bununla birlikte Kılıçdaroğlu'nun son bir tweet'i vardı. Yine tepkiler evet, bugün, Bugün herhalde evet, attı. Şimdi öncelikle birinci sorudan başlayayım. Hani bütünlük olsun. Ee, şimdi bu kadar sert açıklamalar yapmışken Meral Hanım CHP'den gelen açıklamalara baktığınızda e, hani öyle derli toplu kurumsal falan böyle bir açıklama yok. Bu kadar sert ifadelere rağmen e, hatta işte nezaketen siyasi nezaket gereği cevap vermiyoruz, vermeyeceğiz şeklinde açıklamalar geldi. E, hatta ve hatta CHP'li bazı kurmaylar şunu söylediler. Şu anda seçim sonrasında bu açıklamalar yapılabilir. Seçim sonrasının atmosferiyle. Çeşitli kızgınlıklarla ve kırgınlıklarla bu açıklamalar yapılabilir. Seçim döneminde e, ittifaklar seçim döneminde belli olur. O zaman tekrar oturulur konuşulur. Yani CHP hala e, bu dönemin geçeceğini bu dönemden sonra e, İYİ Parti ile yeniden bir işbirliği e, sürecinin doğacağını düşünüyor. CHP'de Mera, e, Meral Hanım nasıl CHP bana mahkum kalacak düşüncesindeyse görünen o ki CHP de şunu düşünüyor yani tamam bizim İyi Partinin oylarına ihtiyacımız var ama biz olmazsak da İyi Parti hiçbir şey kazanamayacak yani dolayısıyla biz onlara belli bir oranda muhtaçsak onlar bize bizden çok daha fazla muhtaç şeklinde bir düşünce yapısı var şu anda CHP yöneten yönetim kadrosunda ve dolayısıyla da e, bunu düşündükleri için çok sert cevaplar verip ileride olası bir e, yine işbirliğini şimdiden e, hani baltalamak, zedelemek istemiyorlar ve dolayısıyla da bir e, sert açıklama, sert bir cevap vermiyorlar. İkincisi bir de şöyle bir durum var işin açıkçası. Meral Hanım doğruları anlattı bunu. Yani hakikaten o süreçte bakıldığında ki biz bunu e, yaklaşık bir buçuk sene e, ifade ettik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi e, en fazla riske edecek isim olduğunu e, yazdık, çizdik, söyledik. E, çeşitli yankı odalarından kurtulunması gerektiğini anlattık. E, hayatın Twitter'dan, Instagram'dan ibaret olmadığını anlattık. E, ve o süreçte pek çok anket de yayınlandı zaten. Yani kamuoyunda da yayınlanan pek çok anket vardı. E, bu anketlerin Pek çoğunda da aday açıklanmadan önce pek çoğunda değil hemen hemen hepsinde Mansur Yavaş birinci, Ekrem İmamoğlu ikinci çıkıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu yani son bir aya kadar falan yani belki de en son çıkan isimdi. Hani şeyler arasında. O adaylar hani aday adaylar arasında isimler arasında. Dolayısıyla aslında burada Meral Hanım'ın anlattıklarında yanlış bir durum da yok. Yani arşivler ortada, kamuoyu araştırmaları ortada. Şimdi çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek? Hayır yani e, kamuoyu araştırmaları hep beni birinci gösteriyordu. Hep en başından beri benim ismim gündeme geliyorsa işte atıyorum e, Ekrem Mamoğlu işte veya Mansur Yavaş %30'du ben %60 gösteriyordum. Anketlerde mi diyecek? Yok. Anketler ortada. Yani nasıl bir cevap vereceksiniz ki buna? Şimdi koltuk hırsı diyor. İkbal hırsı diyor. E, Sayın Meral Akşener. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çıksa dese ki yok efendim olur mu? Koltuk hırsı. E, işte biz ülkeyi düşündük. E, benim aday olmam ülke için e, gerekliydi. Biz bunun bunun için yaptık. Dese e, bu sefer insanlar çıkacak diyecek ki arkadaş sen anketlerde en sondaydın. Yani eğer seçimin kazanılabilmesi ise asıl amaç sen en sondaydın adaylar arasında. Nasıl kendini düşünmedin de e, bu nasıl kendini düşünmemek? İkincisi e sen 39 tane vekillik dağıttın. Sırf senin adaylığını onaylasınlar diye işte masadaki devadır, gelecektir, saadettir. Yani oyları toplasan %1 etmeyecek, %1.5 etmeyecek partilere 39 tane milletvekili verdin. Bunun adı siyasal rüşvettir başka bir şey değildir ki. Sen siyasal rüşvet dağıtarak kendi adaylığını masaya dayattın. Bu nasıl bir koltuk? Hani hırsı e, değildir. Hani bunun adı kul, koltuk hırsından başka nedir diye soracak insanlar. Dolayısıyla iki taraflı da bakıldığı zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten e, şu anki yönetim kadrosunu verebileceği bir cevap da yok. Dolayısıyla hem seçimlerde dediğim gibi olabilecek bir işbirliğinin önünü şimdiden tıkamamak, işte bir e, ilişkileri baltalamamak şimdiden hem de zaten verebilecekleri çok da bir cevap olmadığı için e, bu cevabı veremiyorlar. Bunu alalım bir köşeye koyalım. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün attığı bir tweet serisi var. E, uyuşturucuyla ilgili. E, uyuşturucu çeteleriyle, baronlarıyla ilgili vesaire. Tabi AKP'yi suçluyor vesaire. Şimdi normal şartlar altında olsa aslında gayet doğru şeyler söylemiş baktığınızda. Burada dikkat çekici olan şey şu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar doğru şeyler aslında yazmış, çizmiş, söylemiş olmasına rağmen o tweet serisinin altına gelen yorumlar insanların umurunda bile değil. Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylemiş. Çok önemli bir konuya parmak basmış. İşte çoluk çocuk, ufacık yaşlardaki bizim çoluğumuz çocuğumuz zehirleniyor. Uyuşturucu baronları demiş. AKP buna göz yumuyor demiş vesaire falan hiç umurunda değil insan, insanlar. İnsanlar umurunda olan tek şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetten elini, eteğini çekmesi. Zaten o tweet serisinin altına baktığında o kadar net görünüyor ki. Görüküyor, gözüküyor ki. Bir de konuşabilsem <laughs> İnsanların orada mesajlarına bir bak ya. Sürekli istifa demişler. Hiç yani konuyla alakalı bir şey yok. İstifa et. Bırak artık. Yeter. Düş yakamızdan. Git torun torbası. Yani o tweetle alakası bile yok. İnsanların artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanlarla şey yok. Alakası yok. İnsanlar diyor ki gördükleri an Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadaş bırak. Sen ne söylersen söyle bundan sonra. umrumuzda bile değil. Ve göreceksiniz. Şimdi giden süreç biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kongre süreci yaşanıyor. Çok çok antidemokratik bir e, süreç işletiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Görevde kalabilmek adına, kurulta delegelerinin dizaynı adına. Birincisi kendi genel başkanlığını sağlayabilecek bir e, kurulta delegesi sayısını elde edecek. Orası Kesin görünüyor. Çünkü çok aşırı derecede bir e, antidemokratik süreç işliyor. Ama e, parti meclisi listelerinde eskisi kadar sağlam işte 60 parti meclisi üyesinin hepsini birden alabileceğini falan ben çok düşünmüyorum. Ciddi fire verebilir. Çünkü insanlar genel başkan oy verip bir yandan da e, uyarı vermek cezalandırmak adına parti meclislerinde listelerinde başkalarına oy verebilirler. Başka listelere oy verebilirler. Ama asıl burada sorun şu. Seçimlerden sonra çok büyük bir öfke patlaması ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir öfke seli var. Hala dinmedi bu. Ve Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildikten sonraki öyle gözüküyor şu anki giden, giden süreçte. Bu ikinci bir öfke seline neden olacak. Yani CHP'de bir değişiklik olmayacak. Kemal Bey görevi bırakmayacak. İnsanlar çok büyük bir ikinci öfke seline kapılacaklar. Ve bu da maalesef tehlike arz eden durum şu ki yerel seçimlere yansıyor. Yani çok ciddi manada bir protesto oyunun ortaya çıkması, insanların seçim sandığına gitmemesi ya da tepki oyu olarak çok farklı partilere oy vermeleri söz konusu olabilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi bir tehlike bekliyor. Yani o aslında o bugün attığı tweet'in altındaki yorumlara bakarak hani ruh halini anlamak önemli. E, muhalif seçmenin, özellikle CHP seçmeninin ve CHP tabanının ruh halini yansıtması açısından e, o tweet'in altındaki yorumlar önemli. Yoksa yor söylenenlerde herhangi bir yanlış yok. Hatay'da depremde yıkılan havalimanının aynı yere yapılacağını bakan açıkladı. Evet. Bu konuda yorumunuz nedir? Valla akıl izan alır gibi bir durum değil. Şimdi düşün, e, hepimizin yüreğini yakan bir deprem yaşadık ve o depremde o havalimanı zaten kullanılamadı. Biliyorsun pisti kırıldı, bir şey yardım e, gelmesi gerek mesela kullanamadın, e, hiçbir şey yapamadın ve Demek ki zaten fay hattı üzerine kurulmuş. Evet fay hattı üzerine zaten daha sonra da şey yapıldı. E, fay hattı üzerine kurulmaması gereken yerde kurulmuş bir e, havalimanı kurmuşsun. Zamanında bunun büyük bir yanlış olarak görülmeyip böyle bir yanlışa imza atıldığı ortada. Bunun sonucu ortada. Depremde. ve Çıkıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki en kısa sürede şey, e, yeniden aynı yerde havaalanını hizmete sokacağız. Yani bu akılla e, izah edilebilecek bir durum değil. Yani bu Sayın Bakan'a sormak lazım. Yani siz aynı yere e, bunu yaparsanız ve yarın bir gün ki orası deprem bölgesi. Sürekli o fay hatları aktif. Hala artı depremler oluyor bölgede. Yarın bir gün yine orası yıkılırsa. Yani bunun sorumluluğu kime ait? Yani yok mu? Yani mesela Koca Hatay'da e, fay hattının üzerinde olmayan statiği düzgün hesaplanıp yapılabilecek falan böyle. E, başka bir alan yok mu? Yani yeniden aynı yere bile bile hani lades. Yani depremin vurduğu yıktığı yerlere yeniden bina dikmekle aynı şey bu. Şimdi siz bir yandan diyorsunuz ki Hatay'da yapılaşma yanlıştı. Evet. işte pek çok bina fay yoğun olduğu e, bölgeler üzerine kurulmuştu. Oralar yıkıldı. Evet çok büyük e, işte hasar var. Dolayısıyla biz Hatay'ı ve depremde hasar gören başka illerdeki başka bölgeleri başka yerlere taşıyacağız diyorsunuz. Şehirlerin Başka yerlerine taşıyacak taşıyacağız. İşte oralarda sağlıklı, depreme dayanıklı evler inşa edeceğiz diyorsunuz. Ama geliyorsunuz burada havalimanına aynı yerde inşa ediyorsun. Bunu nasıl açıklayacaksın? Yani bu normalde açıklanabilir bir şey değil. Yani bunu Başka bir ülkede yapsan, yani bakanın istifasını isterler zaten alırlar da o gün. Böyle bir karara imza atıyorsa o bakan, normal bir ülkede o bakanın o gün istifasını alırlar. Burası Türkiye işte. Burası Türkiye olduğu zaman da depremde yıkılan yere yeniden evde yaparsın, yeniden fabrikada kurarsın, yeniden Havalimanında yaparsın. İki gün konuşulur. Üçüncü günden sonra da kimse çıtını çıkarmaz. Ta ki bir sonraki depremde o havalimanı yeniden yıkılana kadar. Maalesef. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya çıkan bankamatik memurları skandal hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Ordu enteresan bir yer. Ordu Büyükşehir Belediyesi. Daha önce de burada pek çok yandaşlara verilen ihale vesaire falan çıktı. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı kim? Önce ona bakmak lazım. Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler. AKP'nin uzun dönem bakanlık yaptı. Sonra orduya belediye başkanı. Şimdi peki Hilmi Güler'i mesela neyle e, hatırlıyoruz? Belediye başkanlığı yaptığı dönem özellikle ilk senelerinde o böyle büyük icraatlarıyla falan hatırlamıyoruz. Neyle hatırlıyoruz? Aynı zamanda Türksel'de yönetim kurulu Üyesi olup aldığı milyarlar eee binlerce liralık eski parayla milyarlarca e, yeni parayla işte binlerce liralık huzur hakkı ücretleriyle tanıyoruz. Yani hem BD başkanlığı yapıyor hem de Türksel'de yönetim kurulu üyeliği yapıp binlerce liralık maaş alıyordu. Yani zaten başkanın kendisinde bir etik problemi var. O kendisi bolca e, hani ballı kaymaklı maaşa alışkın. Hani burada Anadolu'da bir imam-cemaat ilişkisiyle alakalı bir söz kullanılır. İzleyicilerimiz anlamıştır. Şimdi burada şimdi durum şu. Hani orada sen e, genel olarak söyledin. Hani bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim olayı. Şimdi Ordu Belediyesi'nde seçim öncesinde bir söz veriyorlar. Diyorlar ki e, bu taşeron işçileri biz belediyede kadroya alacağız. Kadro açacağız e, ve belediyede kadroyu alacağız. Daha sonra seçim sonrasında kadro açılıyor. Evet. Çeşitli sayıda isim büyük şeye, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne kadro olarak işe başlıyor. Peki bunlar kim? Bunların hepsi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şube müdürleri ve üst düzey bürokratlarının çoluğu, çocuğu, akrabası, kızı, gelini, yakını. Yani gariban taşeron işçisi değil, şube müdürlerinin, daire başkanlarının, üst düzey bürokratların çoluğu, çocuğu, akrabası, hısmı, yakını alınıyor işe. Bununla da bitmiyor oradaki rezalet. Şöyle bir durum var. Bunların SGK girişleriyle beraber işe başlama tarihleri belli. Şu ortaya çıkıyor ki bunlar güzel güzel paraları alıyorlar maaşları ama işe gitmiyorlar. Hiçbir işe gitmiyor. Yine o yüzden diyorum ki işte bunlar bu Ordu Belediyesi özellikle bu ballı kaymaklı maaş işine alışkın. Başkan da öyle, şube müdürü de öyle, daire başkanı da öyle. Ordu Belediyesi'ni böyle çiftlik gibi yönetiyorlar. Babaların çiftliği burası. Gariban vatandaş taşeron firmada çalışır. Kadrosu olmaz. Yıllarca ne zaman işten çıkacağım diye her gün düşünür. Ne zaman beni işten atacaklar korkusuyla yıllarca 3 kuruş paraya çalışır. İşte böyle yandaşlar da tamam mı? Gelir kadroyu alır. Bir de evde oturur. çatı çatır o paraları yer. Ama ne olacak işte diyorum ya. Başkan da böyle. Başkan da yıllarca hem Türksel'den parayı al. Hem belediyeden parayı al. Hem emekli milletvekili maaşı al. Başkan ballı. Bir kere yani. Şimdi başkanın bu kadar ballı kaymaklı olduğu yerde. personelde de tabii diyor ki. E başkan sen bu kadar ballı kaymaklı bir adamsın. E bize de yani e, kuru kadayıf olmaz. Hani kadayıfın üstüne biraz. Bal kaymak bir şey dökmemiz lazım. E kırmıyor başkan. Seviyor personelini. Şube müdürünü, daire başkanını. Bak görüyorsun hepsini çoluk, çocuk, gelin, kayınpeder artık ne varsa Allah ne verdiyse almış. Güzel iş yani. AKP düzeninin nasıl işlediğine dair son derece çarpıcı bir örnek ordu. Ee, ama mesela bu... Ordu ile ilgili mesela CHP'den falan bir ses çıktığını duymadık. Gerçi ordu çok mu önemli? Hatay Arap şehridir dedi. İşte Halil Konakçı denen meczup. Ona çıtlarını çıkarmadılar. Yani gerçi buna ne diyecekler? Umurlarında bile olmuyordur herhalde. Son sorumuza geçiyoruz. Erdoğan'ın fetvacısı olarak bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın ata alan Üsküdar'ı geçmesin. Safları sıklaştıralım çağrısı hakkında yorumunuz nedir? Şimdi hakikaten e, çok enteresan adamlar bunlar ya. Şimdi bu kıymeti harbiyesi kendinden menkul olan Erdoğan'ın fetvalcis dedikleri e, Hayrettin Karaman Bey e, çıkmış yeni şafakta bir yazı yazmış. Diyor ki yerel seçimler için mesaj veriyor. Diyor ki bakın ey AKP'li seçmenlere sesleniyor. Ey arkadaşlar ey ümmeti Müslümin. Bu Batı'nın derdi Erdoğan'la Erdoğan'ın iktidarda kalması demek onlar için çok büyük bir tehlike. Niye tehlikeymiş? Çünkü Erdoğan bir alternatif düzen kuruyormuş dünyaya. Öyle söylüyor. Batı'nın düzeni diyor. Yozlaşmış, çürümüş ve sömürücü bir düzendir diyor. Erdoğan ve diyor AKP dünyaya bir alternatif düzen kuruyor. Batı bunu istemediği için diyor bize saldırıyor. O yüzden safları sıklaştıralım ey ümmeti Müslümin. Yarın bir gün bu seçimler kaybedilirse, hani hataların üçgüdarı geçerse diyor, çok fena olur. Ya be kardeşim, Batı'nın işi gücü yok. Çemişkezek Belediyesi'ni kim almış onunla uğraşacak. Yok efendim Yozgat'ın şefaatlisinde belediye başkanını kim almış ona bakacak. Batı'nın işi gücü yok. Siz yeni bir alternatif düzen kuruyormuşsunuz da, buna bak. Şimdi hangi alternatif düzeni kuruyorsun bir de, bir de böyle bir şey, hangi alternatif düzeni kuruyorsun? Bir anlatın ya, nasıl bir alternatif düzen o mesela? Hani diyorsunuz ya Batı'nın düzeni çürümüş, kokmuş, sömürgeci. Ya kardeşim, bu ülkede yemediğiniz rüşvet kalmadı, bu ülkede satmadığınız milli kazanım olan, cumhuriyetin milli kazanımı olan tesis kalmadı. Bu ülkede el uzatmadığınız beytül mal kalmadı. Bu ülkede çürütmediğiniz ahlaki değer kalmadı. Bir de oturuyorsun, batının değerlerine, batının sistemine laf ediyorsun. Yok çürümüş de, yok yozlaşmış da. Sizin sisteminiz de bu kardeşim. Böyle mi alternatif kuruyorsunuz? Hangi alternatif o? Kim tanıyor sizin o alternatifinizi? Yok. Dert o değil. Niye? Bunların kitleye diyecekler ki bak ha aman dış güçler. Niye? Çünkü şimdi sokak röportajlarında millet başladı. Zamları yiyince arka arkaya maaşlar enflasyonun karşısında sıcaktaki dondurma gibi eriyince sokak röportajlarını izlemeye başladılar. Vatandaş diyor ki elim kırılsaydı. Verdim ama vermeseydim hani bunların bir tane şeyleri vardı ya neydi o açın gazı biz artık doğalgaz patron olduk açın pencereleri doğalgazları falan yaptır aman uzun. O bile ne diyor ya olur mu diyor bu kadar şey diyor biz senin arkandan koştuk ama diyor zamlarda bu kadar olmaz ki falan bak o bile sızlanmaya başladı herhalde onun şey maaşlar az yatmaya başladı bu ara. Vatandaş da şikayet ediyor. Önüne gelen şikayet şimdi tabi bunlar hemen başladılar şimdiden. Bakın dış güçler karşımızdalar. Hepsi birleşti. Bizi yıkmaya çalışıyorlar. Aman safları sıklaştıralım. Bunlar aslında kur kuracağımız büyük İslam düzenine karşı çıkıyorlar. Abi adamlar her seferinde aynı yere geliyorlar. Her seferinde aynı söyleme sarılıyorlar. İşin garibi her, her seferinde de yediriyorlar. Şimdi o sokak röportajlarında keşke elim kırılsaydı da vermeseydim son kez oy, oy verdim bir daha vermeyeceğim falan diyenler var ya bak bir kısmı emin ol bu yazıyı okumuştur ha demek ki bizim karşımızda büyük oyun var büyük oyun var biz bunu göremedik bak Hayrettin Hoca Efendi büyük oyunu görmüş bize anlatıyor biz burada büyük bir İslam şeyi kuracağız. Sistemi kuracağız. Batı bize saldırıyor zaten bu enflasyon enflasyon o yüzden. Bak gördün mü günaha girdik. Bir de isyan ettik. Bir de AKP'ye verilen oylar için elimiz kırılsın dedik. Gördün mü günahlarını aldık. Tövbe istiğfar ediyorum. De, diyecekler şimdi onu. Emin ol bak. Şimdiden başladı bir kısmı böyle bunları demeye. Bunlar seçimlerinde daha fazla olacak. Daha fazla olacak. İşte dünya beşten büyüktür. İşte karşımızda o var. Bu var. Domatesin fiyatı artıyor. Sorumlusu Amerika. İşte patatesin fiyatı fırlıyor. Sorumlusu Almanya. Ama bunu yiyen bir kitle var abi. Bunu yiyen bir kitle olduğu müddetçe adam da ısıtıp ısıtıp önlerine getirecek. Bunu işte bugün Hayrettin Karaman vasıtasıyla getirecek. Yarın Halil Konakçı bir daha bir şey diyecek. Öbürsü gün Cübbeli Ahmet bir şey diyecek. Falan. Yani o kitleyi konsolide edecek adamlar mevcut. Kimisi cami minberinden. Kimisi köşe yazılarından. Kimisi yandaş kanallarından. Bunları yapacak. Ya bir kişi de çıkıp demiyor ki kardeşim sen yozlaşmış sömürgeci falan diye nitelediğin bir sistem var karşıda. Ya senin sisteminin yozlaşmamış tek bir noktası kalmamış. Sistemin içinde yozlaşmayan tek bir adam kalmamış. Kirlenmeyen tek bir adam yok. Senin yola çıktıklarından bugüne kadar gelen vekilinden bürokratına yüzde seksenin adı yolsuzluğa karışmış. Hepsi boy boy manşetlik olmuş. Sen millete dürüstlük ahlak satıyorsun demiyor ya. Bir tanesi de tutup demiyor bunu. Ondan sonra biz alternatif sistem kuruyoruz. Bunların kuracağı alternatif sistem falan yok da işte memlekete yeniden aynı masalı anlatarak, farklı şekillerde anlatarak ama aynı sonucu elde etmeyi umuyorlar ve büyük ihtimalle de başaracaklar öyle düşünüyorum. Yani büyük bir kitleyi çünkü böyle kontrol ederler bunlar. 5 soru 5 cevabımızın sonuna geldik bugün de. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Başka programda yine birlikte olacağız inşallah. Bu arada hatırlatmadan geçmeyelim. Eee izleyicilerimiz eğer beğeni varsa tabi beğeni butonuna basmayı unutmasınlar. Alta kendileri de bu bahsettiğimiz konularla ilgili mutlaka yorumlarını yazsınlar. Hem o yorumları biz o yorumlara eğer bize sorulan bir şey varsa dönüyoruz zaten. Ama kendi yorumlarını da mutlaka buraya eklesinler. Hem o yorumlar hem o beğeniler bizim algoritmada, algoritmada daha ön plana çıkmamızı sağlıyor. O açıdan önemli. O noktada izleyicilerimizden ricamız hem beğeni butonuna basmaları hem de alta yorumlarını eklemeleri ve tabii ki eğer hala abone değillerse abone olmaları. Çok teşekkür ederim ben de sorular için.